Merhaba çiçeksever dostlarım. Bugün sizlere bir yerden temin ettiğimiz çok güzel bir sedum türü. İşte görmüş olduğunuz yeşil kırmızı yaprak özellikleriyle üzüm tanesine benzeyen ve gerçekten kırmızılığı bitkiye çok güzel, hoş bir görüntü katıyor. Bu bir sukulent türü arkadaş. Sedum rubrotunecum olarak geçen bir tür ve gerçekten yayılıcı, sarılıcı olarak büyüyor, sarkıcı olarak da büyüyor. Bu sebeple arkadaşlar bunu saksıda yetiştireceğiz. Bu bitkinin arkadaşlar en önemli özelliği çok dayanıklı olması, hem soğuklara hem sıcaklara, yine saksı ortamında çok uygun bir şekilde yetişmesi gibi özellikleri mevcut. Bunu şimdi bu saksıya dikeceğiz değerli dostlar. Bunu dediğimiz gibi bir köyde, arazide bir görev esnasında saksıda görmüştük. Sevdiğimiz, hoşumuza giden bu tür sukulentleri yetiştiriyoruz. Bunu da aldık. Bu hem yapraktan, görmüş olduğunuz şu tane yapraklardan, hem de şu şekilde fide olarak yetiştirilebilir. Saksıda rahatlıkla bunun yetiştiriciliği yapılabilir. Bunu aldık arkadaşlar. Bir miktarda toprağa gömeceğimiz kadar bir sap kısmını bıraktık. Çok basit şekilde hemen şunu toprağa gömüyoruz. Bir tanesi koptu arkadaşlar. Bu tane de yine bıraktığımızda toprağın üzerine bir süre sonra köklenecek ve buradan yeni bir bitki meydana gelecek. Diğer ikinci fidemizi de hemen bu şekilde dikiyoruz. Evet. Arkadaşlar, sedum türlerinin tamamında sulama çok önemli bir husus. Toprak yine geçirgen bir toprak olması lazım. Ona dikkat ediyoruz. Yani kirli, sert yapılı toprak olmaması gerekiyor. Sulama anlamında da bunlar çok su istemeyen bitkiler. Çok sulandığında bazı kök çürüklüklerine sebebiyet vermiş olunabilir. Bu nedenle yazın haftada bir defa arkadaşlar, kışın ise yine salon ortamında 15 günde bir sulanması yeterli. Su verirken bol miktarda su vereceğiz. Saksımızın altı delik. Bu alttan akıncaya kadar bolca suluyoruz ve bir hafta bu su yetiyor. Böyle bir özelliği var. Yine arkadaşlar, toprak dediğimiz gibi geçirgen bir toprak olması lazım ve bunu yarı gölge ve güneş arası bir yere koyuyoruz. Yani penceremizin kenarına koyuyoruz ve bu pencerenin kenarında bir perde arada olması iyi olur. Olmazsa da olur. Güneşli iklim ve ortamları seven bir yapıya sahip. Bu şekilde bunu rahatlıkla yetiştirebiliriz. Çok fazla çoğaltmak istersek alt dallarından itibaren üzüm tanesi olan, hemen gösterelim. Şu şekildeki yaprakları, bunlar yapraklar arkadaşlar. Yeşil kırmızı renkli. Bir toprağın saksıda toprağın üzerine işte bizim yaptığımız gibi bırakarak bunun burada köklenmesini sağlayabilir ve daha sonra alıp saksılara dikebiliriz. Saksıya dikerken çok büyük saksılar öncelikle seçilmemeli. Arkadaşlar işte bu ebatta yaklaşık 5-6 santimetrelik bir saksıda. Daha sonra bu yeni yavrular verip büyüyecektir. O zaman saksı değişimi yapılabilir. Aktarımı o zaman gerçekleştirilebilir. Bütün bitkilerde, çiçeklerde çiçek saksının etrafına taşmayacak şekilde olmalı. Yani saksının büyüklüğü o ebatlarda olmalı. Çok büyük saksılarda kök gelişimi istenilen seviyede olmuyor. Bu da bir dipnot olarak arkadaşlar sizlere bildirelim. Ve bu şekilde yeşil kırmızı yapraklı sedum türümüzün de arkadaşlar saksıya dikimini gerçekleştirdik. Ve bunun yetiştiriciliğini bu şekilde saksıda yapacağız.